Blok'tan herkese selam. Anne kız bizi annemin mutfağında görmeyi özlemişsinizdir. Bugün günlerden perşembe ve bizim klasik perşembe günü balık günümüz. Diloş'um bize balık yapıyor. Evde balık yapmaktan biz çok korkardık. Ama yaklaşık bir 3 senedir falan annem evde balık yapıyor. Tahmin ettiğiniz gibi tabii ki koku yüzünden korkardık. Ama Defne Yaprağı bu işi %80 çözüyor. Güzel bir yağ çöz, domo, domestos da olayı tamamen bitiriyor. Şu şekilde zeytinyağıyla güzelce balıklarınızı ovuyorsunuz. Ardından balığınızın içerisine, zaten balıkçı da temizleniyor. Balığınızın içerisine halka halka domates ve soğanları yerleştiriyorsunuz. Annem biraz da pul biber ekliyor. Ovarken zeytinyağı. Zeytinyağıyla ovarken hemen annem düzeltti beni. Limon ve tuz da ekliyoruz. Ve defne yaprağı koyup hop fırına atıyoruz. Ben 30 dakika, 25-30 dakika kadar pişiriyorum. Bu arada ben bir kere yaptım sadece. Şimdi burada da annem fırında patates yapıyor. Her balığın yanına bunu mutlaka yapıyor. Kekik, pul biber, susam, biraz tuz. Yine zeytinyağı değil mi? Ve zeytinyağı. Şu televizyonu kısayım ya. Kapat. Haberleri dinleyeyim dedim ya. Putin beni aramadı. Bakayım ne yapmış. Patatesleri de halka halka doğrayıp hop buradaki sosun içerisine. İşte bakın ne kadar pratik annem, görüyor musunuz? İçine tık tık doğruyor. Ben olsam 90 saat kenarda önce bunları bir doğrardım. Ondan sonra o kaptan alır buna yerleştirirdim. Pratik olmak. Bu arada çupralarımızın boyu bayağı ufak geldi bize. Serdoğan çarşıya indi. Birer dilimde somon ekleyeceğiz. Şöyle patatesleri görmüş olduğunuz gibi sıralıyor anne. Gelin yakından bakalım. Başak Burcu olunca böyle oluyor değil mi? Evet, Başak Burcu. Gerçekten. Ah! Bu duvarların dili olsa da konuşsa tam olarak sizi şuraya sabitleyip ne video çekerdik, hatırlıyor musunuz? Ah zaman, bakın ne göstereceğim. Sapık gibi hala benim bunu sildirmemem. Canım annem, o da hiç silmemiş gerçi. Bakın. 12.04.2019. Patates aşıkmış. Patates aşık mıymış? Kalbi yaralı bak benim. Ne kalbi ya anne ya. Kalbim yaralı. Ramazan geldiği için sadece söylüyoruz. Ay, normalde bu bizim alkol masası şarkımız. Of, kalbi yaralı bir patatesim varmış. Ay, çok güzel görünüyor. Ben şu nostaljiye devam etmek istiyorum. Bakın. Çok az kalmış isteme yıl dönümümüze. Hilal abla diyecek ki bana patatesleri söylemediniz. Ay evet. Bu arada tabii ki şaka yapıyorum arkadaşlar. Yani her şey yıl dönümünü falan kutlayan tiplerden değiliz. Nişan yıl dönümünü kutlayan insanlar gördü bu göz. Vallahi ya. Evlilik yıl dönümü. Tamam. Okey. Tamam. Güzel. Çok güzel. Mesela ben şeyi de anlamıyorum. Helal olsun bu arada. Evleniyor. Evlendikten sonra sevgililik yıl dönümünü kutluyor hani. Ya yürü git boş iş yapma. Var var. Ya o an kutluyor, ondan sonra diyor ki az ötede otur. Öyle kamera karşısında öyle 2 dakika. Aşkım poz verelim, yalvarıyor ona. Eski resimlerden falan. Ondan sonra ay az ötede otur ya. Anne o çok üzüldüm. O kanalı açtın diye kavga ediyorlar. Bırak bu işleri. Ay. Ay şu da bu arada yanlış da anlamayın yani. Sevgiliyken ilişkinin yani yıl dönümü tabii ki kutlanır. Bunu okey ama ben şunu anlayamıyorum. Evlendikten sonra yani en fazla mesela bizde şöyle muhabbet oluyor. O ne biliyor oluyor. Musun? Hı. Eski sevgililere gönderme. Of anne, bu tabii. Sözün ocak batırır. Tabii bak ben hala kutluyorum. Işte. Anne ya. Biz o zaman de, sen köpek gibi ağlıyordun falan. Bizde en fazla şu oluyor mesela. İşte hani evliyim. 2,5 sene oldu. Ya diyoruz hani 2,5 senedir evliyiz ama işte ne bileyim 7-8 senedir de birlikteyiz. En fazla bunun konuşması geçiyor. Ne bileyim ya, helal olsun. Bu hayatı bu kadar çok sevenlere helal olsun.
İşte biz o yüzden polyester makrame. Katip çanta. Allah o çantaların içini dolduran kocalar nasip etsin. Bomba dua. Tabii. Bak şimdi nasıl ama. Kendimiz dolduralım. Dolduruyoruz biz çok şükür. Fırını aç anne. Açayım anne. Tam fan 200 derece. Duyduk mu? Hatta 250. Bir şey sorabilir miyim? Altlı üstlü yani değil mi? Evet. Tamam. Ya o fırının içini bir temizleyelim bir hafta sonu Nilay seninle annem ya. Benim peki senin fırınına bir temizlik videosu çekmem yok mu? Ha? Sıkacağım kapakları ben. Ben evlenmeden önce annem yalvarıyordu diyordu ki hadi diyordu kızım bir mutfağa gir temizlik videosu çek. Ferdoğan kullandı ya da bu videoyu izleyecek. Ben de o ara hastaydım ya. Fırının ağzına etmiş. Yok be Ferdoğan videolarımı izlemiyor. İyi o zaman rahatça sallayalım. Salla. Kestaneleri çizmeden koydu mu? Patlamış. Onun da üstüne devam etmiş. Öf çok kötü ya. Bak fırının içine bir. Bakayım. Esnaf kebapçı fırını. Anne. İşte yağları atlatmış. Bu hafta sonu mu? Dur bakayım bu videoyu muhtemelen pazar günü yayınlarım diye düşünüyorum. Pazar günü de mutfak temizliği videosu çekelim. Anne mutfağı temizliği. İyi hadi pazar günü annemdeyim. Oh. Hadi. Sonra anne banyosu. Yok ama fırının içini zaten öyle. Ama ben bir de kızlara şeyi göstereyim. Fırın kapağı nasıl sökülür? Evet. Camı nasıl temizlenir? Evet. Yani bu pis hayatı biz seçmedik. Serdoğan zorlattı. Zorlattı. Bu arada annem obsesif değil ama hakkını veren bir Başak Burcu. Yani yatarken bile, uyurken yani uyumaktan bahsediyorum yatmak derken. Çarşafını, peki benim asla kamerayı yakalayamam. Çarşafını düzelsem bir tip ya. Peki ben Bergen miyim? Şurası Allah korusun. Orasını platin yaptırdım ya onu gösteriyorum. Esbedido. Tabii. Ya var ya bayılıyorum şöyle annemin mutfağında. Böyle ben kahve falan içeyim annem iş yapsın sohbet edelim. Tabii annesi iş yapsın annesi kakılmış. Aşk olsun. Hayır iş yapmak bak, derken bak, temizlik göster, değil göster, ya. Papatik yemek de yapabilirsin. Sen bir şeyle uğraş. Mesela o örgü örerken ben karşısına boş boş oturayım takılayım. Onunla sohbet edeyim. Nasıl? Buna da bayılıyorum. Nasıl değil kancı bana. Muhteşem. Bakınız. Ay anne. Muhteşem. Ya anne. Bak şimdi oraya. Şuna bak. Ya ya. Evet bu yavruymuş ya. Baksana. Ya çok tatlı. Neyse bağkur benim yiyemem. Şimdi ne yapacağım? Ölüm biberi. Patlamasın. Bunları da mı fırlatacağım? Evet. Bu biber çok kötü. Ama manyak bir tadı var yani. Tamam. Ben kuru fasulyeye nohutu atıyorum. Muhteşem oluyor. Onu atınca zaten kuru biber atmıyorsun değil mi? Hayır. Atılmaz. Zaten ben pul atarsın biber, da tuvaletten çıkamazsın. Pul biber hiç koymuyorum. Ya bunu koyarım ya pul biber koymam. Somonlarımız da ben geldi. Ben 250 derecede pişirdim. Bu arada annem şu an telefonda Hilal ablayla konuşuyor. Tabii, orada balık aldı da tarif veriyor. Tabii, ben eksik söylemişim bir şeyine. Hilal abla affet beni özür dilerim. Bak şimdi bir dakika Hilal. Somonu Serdoğan yapıyor. Ve muhteşem yapıyor gerçekten. Portakallı, narenciyeli inanılmaz lezzetli oluyor. Somonları o yapacak. Ve masamız hazır efendim. Buyursunlar. Salatalar ayrı çünkü annem asla soğan yemez. Bu taze soğanlı. Şöyle tabağımızı gösterelim. Patateslerimiz, çupramız ve somonumuz. Teşekkür somonlu ederim. Bu sefer Serdoğan. Pırasa, taze soğan, kuru soğan ve limonlu yaptı. Afiyet olsun bakalım. Ellerine sağlık anneciğim. Hepinize afiyet olsun. Tuz. Ellerine sağlık. Allah Allah.
Kaçta kapatıyorsun? Babamı ikna edersem o gelir. Herkese ertesi günden selam. Bakmayın böyle kamerayı açtığımda enerjik olduğumu, aslında bitik bir haldeyim. Saat şu an 6.30 ve aslında ben yokum. Gerçekten yokum arkadaşlar. Çok yoğun bir gündü. Aslında kamerayı çok daha erken açacaktım. Ama müsaitliğim olmadı maalesef. Şimdi yeni videoyu yayınladım. Yaklaşık bir 25 dakika oluyor. Hemen bu videonun dedim devamını çekelim. Efendim, size göstermek istediğim bir şey var. Anne, şu kanvas çantamızı verir misin? Evet. Bizi Instagram'dan takip edenler bilir. Ve kanvas çantalarımız. Biz bunun mavisini yapmıştık. Annem yaptı daha doğrusu. Ben hiç yapmadım bu formunu. Müşterilerimizden de bunu öğrenmek için çok talepte oldu. Sırf bu çanta için workshoplar verdik. Mesela bu müşterimizin yaptığı. Biliyorsunuz toprak tonlarına olan düşkünlüğümü. Ve gerçek deri kullandık. Bakınız. Şu çantayı hanımlar göstermek istiyorum size. Şurada fazla astarı var. Harika bir şey oldu. Kapitöneli bir astar dikildi. Bu arada bir yandan dışarı bakıyorum müşteri geliyor mu diye. Bakınız şöyle bir şey ve bu çantayı yapmak o kadar keyifli, o kadar zevkli ki. Sayısı yok, bir şey yok. Böyle sohbet ederken, kahve içerken, televizyon izlerken eliniz boş durmuyor. Böyle leblebi gibi tık 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 gidiyor. Harika bir şey. Şimdi gelelim benim size asıl göstereceğim şeye. Ama onu göstermeden önce şunu da göstereyim bari. Örgü örmeyi bilmeyenler, tığ şiş tutmayı bilmeyenler gözünüz korkmasın. Bunun örgüyle hiçbir alakası yok. Boş bir kanvas var. Asıl göstereceğim bu size. Tabii şu an alayım mı onu? Evet, verebilirim. Şöyle bir şey. Kanvas dediğim şu plastik. Bunda böyle küçük 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 delikler var gördüğünüz gibi. Bunun üzerine iğneyle, etamin iğnesiyle. Bakın şöyle. Şöyle bir iğneyle. Küt uçlu bu. Bunu işliyorsunuz. İstediğiniz deseni işleyebilirsiniz. Bu balık sırtı modeli. Böyle. Ben bunu nasıl yapacağım biliyor musunuz? Bakın. Bu normalde bir çantanın ön yüzü olarak kullanılabiliyor. Mesela annem bir el işi çantası yapmıştı. Tabii ben bunu kendi iş çantama çevirdim. Çünkü bunun içine bayağı şeyim sığıyor benim. Kameram, şarj aletlerim, mikrofonum, laptopum, şarj cihazlarım. O yüzden bu anca kurtarıyor beni. O yüzden bunu dükkandan çaldım, el koydum. Bu benim. Bunu ister böyle yapabilirsiniz. İsterseniz, müşteri geliyor, Başak Hanım geliyor. İsterseniz de... Hoş geldiniz sağ efendim. Özledik sizi. Ay, ben iyileştirmeye uğraşıyorum. Çok şükür daha iyiyim. Bu da bu şekilde. Ben birazcık bunu kaldı şurada. Şöyle şişleyeyim. Tam koltuk altı için böyle bir portföy, clutch gibi bir şey yapacağım. Ve şahane bir çanta kiti koyacağım. Evde iş yaparken burada mı? Yapıyorum. İşte atelin müsaade ettiği burada kadar. Burada değil ama üşenmeden gidip alıp geliyorum. Herkes öyle diyor. Sonra rahat edeceğim. Ama Seyda hayatta olmazdı. Öyle diyor zaten. Benim yengem oldu, ben yengemden biliyorum. Ama bak bir şey söyleyeyim, öyle 6 ayda falan da geçmiyor. Ciddi misin? Bir yıl yorulanacak. Oh. Yorulduğu zaman, ayakta çok kaldığı zaman o ağrılar Allah olacak. Şey ya şu ameliyat ağrısı bir geçsin ameliyat de. Ameliyat ağrısı geçer. Geçtikten sonra da biraz zorlanacak ama ondan sonra bak tek rahat edecek. Tek çaresi biliyor musun? Çok yürümek. Tek çaresi yürüdükçe çok ağrıyacak. Yürüdükçe ağrıyacak. Demek kaslar, ki oturacak. Aynen, kaslar kaynayacak. Gelişecek, kaynayacak. Bir yıl sonra var ya koşacak göreceksin. Hani bu şekilde bir şey olacak. Size de göstereyim dedim. Bu kitin aslında şöyle askısı da var. Bunlar bu arada A kalite derilerdir. Yumuşacıklar. Şöyle göstereyim. Yandaki böcekleri ayarlanılabilir askısı. Şu kapağı
ve bu kilidiyle böyle komple bir set. Bu arada ben mağazamızın Instagram sayfasında buraya bırakıyorum. Farklı modellere de bakmak isterseniz ya da sipariş vermek isterseniz oradan bize ulaşabilirsiniz. Merak edenler için de söylemiş olayım. Bu set komple 45 TL. Bu bittikten sonra size mutlaka gösteriyor olurum. Şimdi biraz yapabildiğim kadar yapacağım. Çünkü eve gittiğimde fotoğraf çekimi yapmam gerekiyor. Bittikten sonra da mutlaka sizinle paylaşılacağım. Eğer beğenirseniz, normalde biz bunu burada kurs olarak, eğitim olarak veriyoruz. Bunun nasıl yapıldığı ile ilgili bir video çekebiliriz. Hadi ben şimdi birazcık çenimi toplayayım. Şundan ne kadar yapsam kar. Sen yoktun biz kanvas çantalara sardık yine. Ay bayılıyorum. Arkamdaki Instagram'da görüyorum. Beğeniyorum. Vallahi şu toprak tonlarına bak. Siyahı gerçek da var. Hayır görmedim. Düğmeleri senden aldım ya, hatırlıyor musun? Polo yakalı güzel, yapacağım dedim. Evet. Dedi. Ay şu hardallı şu işle o kadar güzel oluyor ki benim hırkamda da çok hoşuma. Kolları. Ay şu şeyi çok beğendim. Geçen gün bir plaj elbisesi yaptı. Şu çıtır kızın senin. Ona video çekeceğim için devamını yapmadım. Ben bunu gördüm işte. Hı-hı. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Subhanallah. Derileri gördüm. Paylaşmışsınız. Instagram'da takip ediyorum sizi. Sıkı zamanları bakıyorum. Var ya kızım, sen niye şey olmuyorsun? Foto modeli olmuyorsun. Ben modellik yaptım. Ay o resimler. Ya teşekkür ederim. Çok bu sabah sağ. Dedim ki o çantayla o yüzün o yandan çekeyim. Ya çok sağ. Ay maşallah dedim. Yemin ediyorum teşekkür yalanım ederim. Varsa. Ay olur mu? Anne kıssam televizyon. Allah nazardan ya, saklasın. Ya çok teşekkür ederim Başak ablacığım. Nasıl evet. Güzel poz veriyorsun. Çok yani. Sağ ol. Kameralar seviyor. Çok güzel çıkıyorsun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ramazan'a girmeden önceki son akşam yemeğimiz. İnşallah yarın iftar yapıyor olacağız bu saatte. Bu saatte iftar yapıyor olabilecek miyiz? Daha mı geç? Anne? Ezan kaçta okunuyor yarın? Asla bilmiyoruz ama hepimiz oruç tutacağız. Yani normalde 5 çeyrek gibi falan okunuyormuş sabah ezan. Hilal ablam söyledi ama o bu akşam kesinleştiğinde haber verecek. Ona göre sahur saatimi ayarlayacağım. Ama iftarı kaçta yapacağız bilmiyorum. Saat şu an 8.33. 7.36'da ezan okunuyor. Akşam 7.30, 7.36. Çok güzel ya. Çok güzel. 7.36. Güzel. Tamam, sahurlara nereye gidiyoruz? İftar sahur. İlk sahuru nerede yapıyoruz? Yani ilk sahuru bu gece evlerde yapıyoruz da. Yarın sabah isterseniz ben hazırlayayım, gece bana gelin sahura. Bu gece mi? Hani standart ya, klasik ya. Olabilir. Yalnız ben... Ama ne hazırlayacağım? Şimdiden acıktım. Anneme duydunuz mu? Diyor ki yalnız ne hazırlayacağım? Ne demiş o? Annem ne hazırlayacaksın? Kahvaltı yapacağız. Peynir, zeytin. Var mı? Domates. Anana bir sor bakayım var mı? Alırım. Bakın alışveriş yapmadım. Evet. İzmir'in var demiş ya, yoğurt ekmekleri. Çünkü bir de herkes hurrağa gitti ya. Eskiden burası Ramiz'di. Erenköy minibüs yolundayız. Ve Ramiz iken burası çok gelirdik. Ondan sonra dönerci Hamdi Usta oldu. Vallahi arada bir geliyoruz. Fena değil. Ortalama bir yer. Ama dekoru muhteşem. Gerçekten çok güzel. Böyle döneri çok iyi, İskender'i muhteşem falan demeyeceğim. Ama arkadaşlar salatası muhteşem. Gerçekten çok güzel salatası. Mesela dereot var. Normalde sevmem. Maydanoz var. Ağzıma sürmem. Nar var. Nar ekşisi var. Nar ekşisini de sevmem. Ama bu salatayı yiyorum. Ben de böyle bitiririm. Değişeyim. Uykulu gözlerle ben geldim. En son dışarıda yemekteydik. Şimdi bir daha bir yemek sofrasında açıkçası bir şeyler çekmek istemedim. Sürekli böyle yemek. Videoyu izlediğinizde de muhtemelen niyetli olanlar henüz iftarını yapmamış olacak. Böyle çok gözünüze sokmak istemedim açıkçası. Yemekten sonra hemen eve uğradık. Üzerimizi değiştirdik. Sonra anneme geldik. İlk sahur annemde yapıldı.
İlk önce geldik eve, 3 kuruşun annemler de izliyor, biz de izliyor. Bir bölüm gerisinden, internetten izliyoruz biz. Bir güzel böyle bir 3 kuruşu izledik. Ondan sonra size dükkanda gösterdiğim çanta vardı ya, kanvas. Onu yapıyordum. Başka bir şeyle uğraşmadım bugün. Yani işle alakalı bir şeyle. Ondan sonra uyumuşum. Neyse annem sağ olsun sahuru falan hazırlamış etmiş. O kadar zor kalktım ki. Ama şurada şu uyuduğum bir 2 saatlik. 2 saat yoktur. 40 dakika ya da 1 saatlik uyku. Bana nasıl güzel geldi anlatamam size. En iyi uyku, hakikaten rezil uyku. Bir araba yolculuğundan bir de böyle televizyon karşısında koltukta iki büklüm uyumak, kalp ben çok seviyorum. Şu an gözlerim şiş, deli gibi de uykum var. Sizin için birkaç saniye sonra, benim için saatler sonra kamerayı elime iş yerinde alıyor olurum. Bakalım yarın ilk niyetli olduğumuz gün olacak. Tabii birazcık zorlayacak. Birkaç gün beni sarsıyor açıkçası. Ama açlıktan değil, böyle açlık son saatlere doğru vuruyor bana. Ama biliyorsunuz ben maalesef sigara içiyorum. Bir o, bir de su beni çok etkiliyor. Çok su içen bir insanım çünkü. Ama dediğim gibi ilk birkaç gün. Bu arada D vitaminim benim çok 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 düşükmüş. Yani 16 çıktı yaptırdığım tahlillerde. D vitaminine başladım. Daha 3 gün falan oluyor. Aslında kışın içmiştim ama yetersiz gelmiş. Herhalde iyi de bir şey değildi. Damla şeklindeydi. Sonuç olarak işte vücudum, halim, enerjim oldukça, Allah kuvvet verdikçe tutmak istiyorum tabii ki. Bakalım işte. Umarım hepimiz için böyle çok güzel, çok bereketli, güzel bir Ramazan geçer. Ben Ramazan geldiği zaman çok böyle heyecanlanıyorum. İçimi ayrı bir huzur kaplıyor. İnşallah bu sene de birlikte güzel bir Ramazan geçiririz. Normalde her Ramazan bizim gittiğimiz yerler olurdu ailecek. İşte pandemiden dolayı oralara da gidemedik, ziyaretlerimizi yapamadık. Belki bu sene birlikte gideriz. Ben de farkındaysanız elimden geldiğince düzenli olarak video çekiyorum. Arayı çok açmadan hemen editini yapıyorum. Taze taze size yetiştirebilmek adına. Umarım birlikte bu Ramazan ayında da istediğim yerleri ziyaret ediyor oluruz. O halde daha fazla uzatmıyorum. Benim uykum açılmasın. Bir de az bir zamanımız kaldı. Son bir su faslını şöyle 2-3 tur döndürmek istiyorum. Biz yavaş yavaş artık toparlanıp eve geçeriz. Dediğim gibi sizin için birkaç saniye sonra, benim için saatler sonra iş yerinde görüşürüz. Herkese günaydın. Günaydın dediğime bakmayın. Aslında 8.30'da kalkan birisiyim normalde. Ama bugün 11'de kalktım. Daha doğrusu annem kıyamadı. Telefonda sabah konuştuk. Biraz daha uyu, biraz daha uyu diye 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 bu saat oldu. Şimdi evden çıkacağız. Sorunumuz şu. Birkaç kişiye sordum bilebilme veya araştırabilme imkanı yüksek olan. Ventolin kullanmak, astım spreyi uyucu bozar mı? Yaklaşık bir saat önce niyet ettim bu arada. Biliyorsunuz ben alerjik astım hastasıyım ve gece yatmadan önce bir de her gün olmamak kaydıyla sabah uyandığımda ventolin kullanıyorum. Hani sabahki nefes darlığıma göre bir yol çizecektim. Allah'a çok şükür gerek yok bugün. O yüzden niyetimi ettim. Ama bu demek değildir ki bugün yırttım diye bir sonraki günler böyle bir sorun olmayacak. O yüzden şu an araştırıyorum. Bence aslında bozmaması gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Yani sonuçta ben bir ilaçla su içmiyorum. Ventolin bir sıvı değil ya. Hani bir gaz sonuçta. Bir sprey. O yüzden bozmuyor olabilir. Çünkü mideme kadar falan inen bir şey de değil. Bilmiyorum. Bugün içerisinde net bir sonuca varmış olurum. Sizleri de tabii ki bilgilendiriyor olurum. Barış'la Migros'a gittik, geldik, alışveriş yaptık. Annemi torbalarla birlikte eve bıraktık. O şu an iftarı hazırlıyor. Son rötuşlarını yapıyordur eminim ki. Biz de şimdi Barış'la burayı kapatacağız. Pide alacağız. Ondan sonra bizim eve gidip bizim çocukların ışığını yakacağız ve iftar. Çok acıktım. Papo.
Aşkım. Güzel oğlum. Üstüm başım tüy oldu be Popo. Bugün çok öpüştük seninle. Ya Popo'nun bacağında bir şey var. Sanki hafif tökezliyor. Bakın. Biraz topallıyor. Bir şey var ama çözemedik ya. Popo. Ama bayağı ovdum, ettim. Patilerin altına baktık. Hiçbir şey yok. Eğer pazartesi de geçmemiş olursa bir veterinere götürmemiz gerekebilir. Artık kapatalım. Son yarım saat kaldı. Anca zaten eve git gel, pidal vesaire. Valla ilk günü yedik yani. Çok şükür. Bu arada ne diyeceğim? Ventolin kullanılabiliyormuş. Bilgisine çok çok inandım. Güvendiğim kişilere sordum. Ya bu işi sabote ettin. Ventolin nefesiniz daraldığında sıkabiliyormuşsunuz ve orucunuzu bozmuyormuş. Bilmeyenler için ben de bilgilendirmiş olayım. Efendim artık çıkıyoruz. Bu arada bugün tahmin ettiğimden çok daha kolay geçti. Sanırım annem sayesinde. Çünkü 11'de kalktım. Çok güzel uykumu aldım. Sabah uysuzluğum olmadı açıkçası. O yüzden kolay geçti. Annem Ramazan boyunca 10.30'da 11'de gel diyor. O da tabii sürünmemi istemiyor. Bir de lanetliğimi çekmek istemiyor diye düşünüyorum ve kadın haklı yani. Bilmiyorum bakalım. Bu arada iftardan... Nereye gideceğiz şimdi? Şimdi Görgülü'ye gideceğiz. Oradan bizim fırınlayacağız. Bir tane pastane pidesi, bir tane de fırın pidesi alacağız. Anişkoma pastane pidesini aldım. Nasıl kokuyor var ya, Allah! Ve sımsıcak. Bu ne? Bu ne? Bence biz almayalım. Başka bir yerden alalım. Hepsi her yer böyledir İlk gün. Barış gerilmeye başladı gerçekten. Sevil ya Sevil. Bu kuyruk ne diyor kuyruğa, sinirlendi. Arkada daha var 20 kişi. Çeksene senin boyunuzun arkayı. Var. Çektim ben seri dediğimi. Çekseydin ya. Sen mi dedin seri diye? Kim dedi ya, var mı? Ne bileyim. Ya. Kur'an çarpsın. Oruç değil mi? Ne dedim ya? Birisi, ben size demin Barış artık böyle yavaş yavaş sinirlenmeye başladı dedim ya. O sırada birisi seri diye bağırdı, tamam mı? Ben arkadan ses geliyor sandım. Barış demiş içeriye. Bu arada gerçekten dakikalar kaldı. Bakayım. Yetişmemiz lazım. 7 dakika var. 3 dakika şurası sürer. 4 dakika anneme yürümek. Tam elimizi yıkar sofraya otururuz. Arabayı bırakmasam dedik ya. İki. Şöyle buyur, 2 tane. Kırılmasın. Pahalı. Bir tane. Aldım. 7.5. 7.5. Eyvallah. Çok güzel ama. Ay, pidelerimizi aldık. Yaşasın sıcacıklar. Vallahi mis gibi kokuyor. Artık iftardan sonra görüşürüz. Daha enerjik bir şekilde. Hepinizi kocaman öpüyorum. İftarımızı yaptık. Çaylar, kahveler bile içildi. Şimdi aslında bir iki gün sonrasında gideceğimiz Bursa'ya şu an hazırlanıyoruz yola çıkmak için. Anneannem biliyorsunuz ki ameliyat olacaktı. Bahsetmiştim birkaç önceki videoda. Dizinden protez takılacaktı. Dün ameliyatına oldu. Ya pazar ya da pazartesi günü gidecektik. Bursa'da oldu bu arada. İşte teyzem döndü şimdi. Dayımlar yanında, yengem yanında. Bu arada ortopedist çok çok iyi bir hoca ve dayımın çok yakın arkadaşıydı. Bu yüzden Bursa'da oldu. Şimdi anneannem birazcık ağrılarından dolayı çok ağrı kesici ilaç almak zorunda kaldığı için duygusallığı had safhada. Demin görüntülü konuştuk ve böyle kıyamadık.
O yüzden şimdi sürpriz yapacağız. Yola çıkacağız. Aniden gelişti. Size de hemen bunun bilgisini vereyim dedim. Yolda ya da oraya gittiğimizde görüşürüz. Evet, yola çıktık. 1,5 saat sonra inşallah Bursa'da olacağız. Tontişimizin yanında. Bu esnada zaman kaybetmeyip ben şu anki vlogu editlemeye başlıyorum. Annemin ve benim bu iş aşkımı ayağıyla orada kağıt ipi sarıyor kadın ya. Arabesk deyince de ben günahsız gelip sen sahte aşık bu kaçıncı veda yalan ayrılık istesem de yok desem de buna gücüm yok artık sevmişim ama sevenim yok sensiz kaldım gecelerde beni kimler adın mı? Gözünü seveyim. İlaç. Tam işte. Ağrı kesici oldu. Ağrı kesici. Ama öbürünün içinde de varmış ya. Yoktu onu kaç saat tutmadı. Kız dedi ya anteyze dedi bunun içinde de var ama dedi. Var ama tutma. Ben yine katılıyorum dedi. Tutma. Yani. Çekiyorum. 1, 2, 3 yapıyoruz. 3 saniye duralım. Tamam. Bir daha yapalım. Bir, tamam iki, anne. 3. Tamam. Son bir kere daha yapalım. Bir saat. Tamam. Hadi. 1, 2, 3. Son önemli. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Şovunu yaptı.